Stalin dönemi Türk aydınlarını konuşacağız. Türk dünyası için önemli değerleri burada TRT Hava stüdyolarında anacağız, fikirlerini konuşacağız. Nasıl bir süreç yaşandığını ele alacağız. Stüdyo konuğumuz Gazi Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Sayın Hülya Kasapoğlu Çengel. Sayın hocam yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Türk dünyası dediğimiz zaman aslında biz genel eğilimimiz bir bütün halinde görmek Türk dünyasını ama özelde baktığımız zaman, mercek altına aldığımız zaman her bir coğrafyanın, her bir devletin, bağımsız devletin kendisine az özel değerlere sahip olduğunu görüyoruz. Alimhan Bökeyan'a geçeceğiz ama öncelikle sizden genel bir tablo çizmenizi istesek, Türk dünyası aydınları dediğimiz zaman nasıl bir tablo bizleri bekliyor? Evet, şimdi Türk dünyası deyince önce Türk dünyasını bir açıklamak lazım. Çok geniş bir coğrafya Türk dünyası, büyük bir dünya. Nasıl büyük? İşte Moğolistan ve Çin'den Balkanlara, Kuzey Buz Denizi'nden Tibet'e kadar çok geniş bir coğrafyaya yayılmış. Ve dolayısıyla bu coğrafyada Türkçenin, üst dil olan Türkçenin farklı dil ve lehçelerini, bugünkü deyimle değişkelerini kullanan bir Türk dünyası. Biz 8. yüzyılda Orhun yazıtları ile ortak bir dille başladık. Yazı dilimiz ortak dil ve ortak dil 20. yüzyılın başına kadar devam etti. Uygurca, kök Türkçeden sonra, Karahanlı Türkçesi, İslamiyet'le beraber 11. yüzyılda İslamiyet'in kabulüyle Karahanlı Türkçesi ve ilk İslami eserler, işte Kutadgu Bilig, Yusuf Has Hacib'in eseri, Divan-ı Lügat-ı Türk, ünlü sözlüğümüz, ilk Türkçenin bilinen ilk sözlüğü, Kaşgarlı Mahmud'un sözlüğü. Ve böyle ortak eserlerimiz var. İşte daha sonra Harezm, Kıpçak, Çağatay Türkçesi ve 20. yüzyılın başına kadar biz böyle ortak bir dilden geldik. Ortak dille konuştuk, ortak kültüre sahip olduk, ortak tarih ve dolayısıyla ortak bir hayat sürdük. Ne zaman ayrıldık? İşte 18. 19. yüzyılda Rus hakimiyetiyle beraber Türk dünyasında farklı gelişmeler tezahür etti. Ve şeye doğru geliyoruz, Alihan Bökeyhan'a. Hocam aslında bizim var olduğumuz coğrafya, bizim ata yurdumuz olarak adlandırdığımız coğrafyada Türklerin bir varoluş mücadelesi var. Her anlamda bir varoluş mücadelesi. Hem dil olarak var olmaya çalışıyor, hem kültür olarak var olmaya çalışıyor ama bir yandan siyasi olarak da var olmaya çalışıyor. Kazakistan özelinde değerlendirecek olursak nasıl bir süreç yaşanıyor orada? Kazak Türklerin var olma mücadelesi, siyasi olarak da benliklerini koruyarak var olma mücadelelerinde Rus istilasından sonra nasıl bir süreç yaşanıyor? Çünkü biz çok köklü bir milletiz. Türk milleti köklü. Dilimizin tarihi çok eski, kültür tarihimiz çok eski. Dolayısıyla hep gözler üzerimizde olmuş ve hem dil olarak hem alfabe olarak bir varoluş mücadelemiz var. Üzerimize gelinmiş ve biz de buna mücadeleyle karşılık vermişiz. Türk dünyasının tarihine bakarsak işte hep bu mücadelelerle geçen bir hayat var. Hüzünlü, bazen mutlu, bazen hüzünlü. Acılarla dolu. İşte bu 18. 19. yüzyılda Rus hakimiyetiyle 20. yüzyılda ortam değişiyor. Türk dilinin işte ortak dilimiz farklı yazı dilleri oluşmaya başlıyor. Yani hiç yazı dilini tanımamış mesela Altay, Tuva, Hakas, Yakut, Çuvaş dilli konuşma dilleri yazı dili haline geliyor ve yine bu coğrafyada Kuzeydoğu Türkçesinden Yakutça ve Çuvaşça hariç böyle tanımlarsam 14 konuşma dili yazı dili haline geliyor bu coğrafyada. İşte Batı Türkistan, bu Türkistan coğrafyasında işte Kazakça, şimdi biraz önce bahsettiniz, Kıpçak grubunda yer alan Aral-Hazar bölgesinin konuşma dilleri ve yazı dili, Kazakça, Kırgızca, Karakalpakça, sonra İdil-Ural'a gidersek Tatar, Başkurt, daha batıya gelirsek Batı, Doğu Avrupa'da Batı Kıpçak bölgesi, işte Litvanya'da ve Polonya'da konuşulan Karay dili, Karayca, Karadeniz'in kuzeyi, işte Karaçay, Malkar, Kırım Tatarcası, yani ve Karluk grubu olan bugün Özbekistan'da ve Uygur bölgesinde konuşulan Uygurca ve Özbekçe. Yani böyle bir dünya ve alfabe yine Rus hakimiyetiyle beraber
20. yüzyılın başlarında farklı alfabe politikaları uygulanmış. İşte İlminski bunların başında geliyor. Hocam bu bilinçli bir uygulama mı? Elbette bilinçli bir uygulama. Çünkü şimdi biz bir kere şu alfabe ile ilgili şunu söyleyecek olursam, hı hı. Türklerin runik ve Soğut harflerinden sonra, Köktürk ve Uygur harflerinden sonra, hı hı. İslamiyet'le beraber biz Kur'an-ı Kerim'in, dinimizin alfabesini esas aldık. İşte 11. yüzyılda Satuk Buğra'nın Kırgızistan toprakları, Balasagun bugün Kırgızistan'da, hı hı. Müslüman olmasıyla biz İslamiyet'e intisap ettik, hı hı. ve dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'in alfabesi hep tarihte böyledir. Yani dinimizin dinimizin alfabesi. Dolayısıyla Türklerin en uzun soluklu kullandığı alfabe 1000 yıllık Arap alfabesidir. Biz 20. yüzyıla bütün Türk dünyası, gerek Osmanlı tebaası olan, hı hı. Türk dünyası, Batı, biz Batı'dakiler, Oğuz, hı hı. kolu ve gerekse Kuzeydoğu'daki, Doğu'daki Türk dünyası, bütün Türk dünyası ortak alfabeyle yazıyor. 11. yüzyıldan 20. yüzyılın başlarına kadar. Yalnız o coğrafyada Çağatayca'ydı edebi dil. Nevai'nin 15. yüzyılda Türki dil dediği Çağatayca, hı hı. sonraki adlandırmayla. Batı'da da işte Osmanlı Türkçesi, bugünkü Türkiye Türkçesi. Ortak alfabe. Biz ne zaman ayrıştık? İşte 20. yüzyılın başlarında. Bakü Kurultayı'nı hatırlamak, hı hı. lazım. Bakü'da 1926'da büyük Türkoloji Kurultayı'nda bütün bu çizdiğim coğrafyadaki bilim adamları, yazarlar, şairler, sonra katledilecek olanlar işte bir araya geliyor ve orada çok radikal kararlar alınıyor. Dille ilgili, hı hı. alfabeyle ilgili. Mesela Latin harflerine geçme kararı alınıyor. Ama Sovyet iktidarının bunu baltalamasıyla bu karar çok kısa ömürlü. 26-30 yılları arasında geçiliyor ama 38-40'a kadar. Yani 10 yıllık bir kullanım söz konusu. Daha yeni yeni bizim, Türk Cumhuriyetleri geçmeye başladı. Tabii. O zaman Türk sonra. Dünyası aydınları birbirleriyle inanılmaz iletişim içerisinde. Kurultayda toplanıyorlar, karar alınıyor ama 1928 Türkiye Cumhuriyeti Latin alfabesini kabul edince bu ayrıştırma politikasıyla vazgeçiliyor. 10 yıllık kullanımdan sonra Latin alfabesinde Kiril esaslı, Rus esaslı, hı hı. Kiril alfabesine geçiliyor. Sayın hocam, aslında bu Sovyet politikalarına, bir yandan da asimilasyon politikalarına, Türk devletlerini, Türk halklarını birbirinden ayırmaya yönelik politikalar düşünüldüğü zaman aslında en büyük direnişin coğrafyadaki Türk aydınlarından geldiğini görüyoruz. Evet. Zira sizin de biraz sonra eminim ki üzerinde duracağınız gibi katledilmelerine kadar varan bir süreç. Kazaklar ve Kırgızlar, yani Kıpçak Türkleri özelinde bir değerlendirme yapacak olursak nasıl bir direniş var? Hangi temeller üzerinde şekilleniyor bu direniş? Aslında 20. yüzyılın başlarında Çarlık Rusyası'nın 1721'de kurulan Çarlık Rusyası'nın işte 1917'de yerini Bolşevik devrimiyle ne bırakmasıyla durum değişiyor tabii ve bu süreçte üç katliamdan söz edebiliriz. Ben Ürkün'ü atlamak istemiyorum. Lütfen buyurun hocam. 1916 yani 1. Dünya Savaşı yıllarında işte o sefaletin, açlığın, problemlerin kol gezdiği, sıkıntıların yaşandığı dönemde özellikle Kırgızistan'da meydana gelen Kırgız topraklarında, Kırgızistan Cumhuriyeti değil o zaman, Kırgız topraklarında meydana gelen Ürkün katliamı çok acı vericidir. Çok, hı hı. büyük trajedidir Ürkün katliamı. Ürkün ne demek? Ürkün toplu göç demek. Ne oluyor burada? Rus İmparatorluğu Kırgızistan'da koloni politikası uygulamaya, hı hı. çalışıyor. Yani en iyi yerler işte otlak, sulak yerlerden Kırgızları göç ettirip oralardan boşaltıp onların yerlerine Ruslar yerleştiriliyor ve Kırgızlar geri plana atılıyor, geri hizmetlerde çalıştırılıyor ve verimli topraklar ellerinden alınıyor. İşte zaten Türk dünyasındaki bütün ayaklanmalar, direnişler haklarınıza tecavüz edildiği zaman başlıyor. Doğru. Ve bu direniş 1916'da Hocent'te, hı hı. Başlıyor ve bütün Türk dünyasına yayılıyor. Ne oluyor? Kırgızlar, binlerce Kırgız öldürülüyor Rus askerleri tarafından ve bir kısmı da 120 bin civarında Kırgız Çin'e göç ettiriliyor. İşte bunlar, bu Ürkün katliamı da Türk dünyası aydınlarının
temel motivasyonu olmuş. Onları bu dünyaya, bilime, sanata, edebiyata hazırlayan katliamlardır. Biraz sonra bahsedeceğiz. Lütfen. Kasım Tanıstanov ve Ağlı Tokunbayev çocukluk yıllarında bu katliamı yaşıyorlar, bu göçü. Ve sonra onların satırlarına, mısralarına, bilim dünyalarına çok ciddi ışık tutuyor bu katliam ve motivasyon haline geliyor. Ürkün'den sonra asıl büyük katliam, geçeyim mi? Lütfen hocam, lütfen. Devam edelim. İşte Stalin dönemi 1938, yani çok yoğun 37-39 yıllarında yapılan katliamlar. Ve en çok Kazaklara yapılan katliam. Ben aslında bugün Kazakları, Kazakistan ve Kırgızistan coğrafyasını Kazakça selamlayacaktım Kadınlar Günü münasebetiyle. Evet, çok önemli Kadınlar Günü o coğrafyada. Çünkü orada çok önemli. Evet. Onun için Türkiye aleminin, Kazakça söyleyeyim mi? Lütfen, Türkiye aleminin Ayaldar Günü'nün menkutluktan Kazak elinin, Kırgız elinin, Kazak halkının Ayaldar Günü'nün can dilimmen, şimdi yürekten kutluktayım. Ve bütün kadınların sadece bir gün olmamalı günü, bütün kadınlar her gün iyi olmalı, her zaman mutlu olmalı ve değer verilmeli kadına. İşte bu özellikle bu katliam 20. yüzyılın başındaki küresel değişmelerle Rus İmparatorluğu'na da yansıyor bu ve özellikle o coğrafyada yaşayan Türkistan coğrafyasındaki bilhassa Kazak soydaşlarımızı çok derinden etkiliyor. Zor günler yaşıyorlar. İşte Kırgızlar da öyle. Ama özellikle Kazak aydınlarının, Kırgız aydınları da var içinde, Alaşordalılar adıyla ortaya çıkıyorlar. Alaş hareketi böylelikle ortaya çıkıyor. 20. yüzyılın başlarında 1905'te Alaş hareketi başlıyor. 1912'de Alaş Partisi kuruluyor. 1917'de Bolşevik ihtilali ile beraber Alaş faaliyete başlıyor. İşte 28'e kadar bu faaliyet devam ediyor. 1928'de duruyor. Ondan sonra Rus iktidarı bunun sonuçlarını, onların akıbetini 37-39 yıllarında aslında veriliyor. Peki, cezaları o zaman veriliyor. Alaş orada nedir? Türkistan halkının, özellikle Kazak Türk aydınlarının komünist Rusya dönemindeki istiklal mücadelesidir. Türkistan Milli Özerk Hükümeti kuruluyor böylece bu hareketle. Ve burada değişik kararlar alınıyor. Çarlık Rusyası'nın yıkılmasıyla boşluktan yararlanmak istiyor Alaşordalılar. İşte geçici bir milli konsey kuruyorlar. Sağlam bir yönetim oluşturup bu oluşuma Alaşorda adını veriyorlar. Biraz önce yansıda gördüğümüz Alihan Bökeyhan da Alaş'ın lideri haline getiriliyor. İşte o yüzden Alaş'ın Alihan'ı isimli bir konferans gerçekleştirilmiş. Alaş'ın Alihan'ı, evet, böyle Alihanlar çok ama o gerçekten de halkın bağrından kopan, liderlik vasıfları olan, yürekli, halkından motivasyonunu alan böyle bir güçlü lider onun başına getiriliyor. Semey başkent oluyor ve modern Kazakistan Cumhuriyeti'nin temelleri bu yıllarda atılmış oluyor böylelikle. Hocam, bu simge isimler, bu özel isimler aslında Kazakistan'ın bugün Avrasya'nın parlayan yıldızı olarak tanımladığımız Kazakistan'ın milletleşme sürecinde de önemli bir yere sahip. Kesinlikle. Nedir? Değerli izleyicilerimizle de paylaşır mısınız? Alaş hareketinin, aslında Alihan Bökeyhan gibi simge isimlerin, Kazak aydınlarının bu milletleşme sürecine katkısı ne oldu? Temellere nasıl destek oldular? Evet. Bir kere o halk önderi ve soylu bir aileden geliyor. Onun şahsiyetinde bir de bu Türkistan aydınlarının şahsiyetinde önemli rol oynayan iki etkeni ben söylemek isterim. Birincisi, milli kültürlerine çok bağlılar bir kere. Mesela Abay Kunanbay'ı okuyorlar, ilham alıyorlar onun şiirlerinden. Bu tarih ve milli kültürle yoğruluyorlar. İkincisi de Batı uygarlığını da takip ediyorlar. Rus humanist düşünürlerini okuyorlar. Şimdi ben Çin hakimiyeti ve Sovyet hakimiyetindeki Türk dünyası ile ilgili ortak bir şeye temas etmek istiyorum müsaadenizle. Bu çok önemli. Şimdi bir kere dış dünyaya kapalı bir toplum var bu coğrafya. Dış dünyaya oldukça kapalı, bilinçli kapatılmış. Ve halk çok cahil. Sosyal ve siyasi kültür bakımından çok düşük ama gerek
Çin coğrafyasında, Uygur Özerk bölgesinde, yani Doğu Türkistan dediğimiz bölge ve gerekse bu bölge Batı Türkistan'da ortak bir mücadele var. Evet. Nasıl bir şey bu? Bütün temel motivasyonlarını halktan alıyorlar. O ezilmiş, cahil, kültür seviyesi düşük, ıstırap çeken halktan alıyor. Nasıl alıyorlar? İşte o halktaki bu hareketler, bu ezilmişlik onların şair ve yazarların mısralarına, şiir mısralarına, manzum eserlerinin mısralarına ve mensur eserlerinin satırlarına yansıyor. Lirik, dramatik ve sembolik ifade tarzıyla. Bazıları bu ideoloji edebiyatına uyarken, geliştirirken, bazıları işte Uygur Özerk bölgesinden geçen toplantısını yaptık gene, Abdurrahim Ötkür gibi, Lütfullah Mutellip gibi, Nimşehit gibi ve onu Batı Türkistan'la birleştiren işte Özbek şairi Abdülhamit Süleymanoğlu Çolpan, yine Tatar şairi Tukay ve Kazakların ünlü şairi, işte hepsi bunlar 40'lı yaşlarda zaten hayatlarını kaybetmişlerdir. Evet. Kısa ömre büyük çok bir edebiyat sığdırmışlardır. Macan Cumabay, biraz sonra satır şiirlerinden de bir iki örnek vereceğiz. Aynı lirik, dramatik ve sembolik ifade tarzı, ideoloji de gelişiyor tabii ama daha çok edebiyatta kendilerini gösteriyorlar. Alihan gibi devlet adamları ise, halkın bağrından kopan devlet adamları ise o liderlik vasıflarıyla halka yön veriyorlar. Alihan Bükeyhan ve Kazak aydınları bugünkü bağımsız Kazakistan Cumhuriyeti'ni görmedi ama onlar buna iman ettiler o dönemde. Yani bunun temellerini attılar, inandılar ve inandıkları şey bugün gerçekleşti. Sayın Hocam, sizinle aslında bugün bağımsız olan Türk Cumhuriyetlerinin her birini teker teker ele almak isterim ama süremizin maalesef sonuna yaklaşıyoruz. Başka bir programda inşallah tekrar sizi konuk edelim ve Türk aydınlarını bütün cumhuriyetler üzerinde teker teker tekrar konuşalım. Çok teşekkür ederiz programımıza katıldığınız için. Çok sağ olun. O kadar güzel ederim. Anlattınız ki gerçekten. Ama işte Çanakkale'ye ithafen yazdığı Macan'ın onunla işi. Bitirelim mi hocam? Onunla bitirelim. Çok seviniriz. Bence. Macan Cumabay 1893-1938'de katledilenlerden. Tabii Atabeyt katliamı vardı. Onu da başka bir zaman mutlaka konuşalım. Mesela bir Atabeyt katliamı programı yapılabilir. İşte Macan gibi duyarlı şairler bizim Çanakkale Kurtuluş Savaşı'na ithafen yazdığı şiirden bir dörtlük okuyayım lütfen isterseniz. Alısta avır azap şekken bağırım. Kuvargan baş şeşek dey kepken bağırım. Kamağan kalın javdın ortasında, köl kılıp közdün jasın tökken bağrım. Diyor ki Macan, uzakta ağır azap çeken kardeşim, bağrım, bağrım diyor kardeşim. Kurumuş lale gibi çöken kardeşim, etrafını sarmış düşmanın ortasında, gözyaşını göl kılıp döken kardeşim. Ben çok teşekkür gerçekten ederim. Gerçekten ortak için duyguyu, ortak kaderi çok net ortaya koymuş. Teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Her zaman sizi ağırlamaktan büyük mutluluk duyarız. Sağ olun hocam. Sağ olun efendim. Evet, Detay 13 devam ediyor değerli izleyicilerimiz.